Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, çoğunuz başlığa takılmışsınızdır. Erdoğan Mehdi mi? Öncelikle Mehdi nedir? Mehdi yol gösteren, hidayete eren, doğru yolu bulan, Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine rehberlik edilen, kıyamete yakın dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslam'ı hakim kılacağı müjdelenen zattır. Evet dostlar, o yüzden Erdoğan da gelecek Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayan kişi. Evet, Erdoğan ne yaptı? Faiz lobisine, faize bir savaş açtı. Yani Erdoğan bir tercih yaptı. Türkiye yol ayrımında. Üretim, istihdam ve ihracatı tercih eden bir Erdoğan var karşımızda. Erdoğan faize savaş açtı değil mi? Peki savaş açtı bu faiz lobisi ve faiz. Hatta Erdoğan ne dedi? Faizi savunanlarla beraber yol almam dedi. Peki bu faizle ilgili Yüce Allah ne buyuruyor? Onlara bir bakalım. Bakara suresi 275. ayette. Faiz, riba yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir tarzda kalkmazlar. Bu onların alım satımda ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Bakara suresi 276. ayet devamında Allah faizi yok eder de sadakaları arttırır. Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Bakara suresi 278. ayet. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Bakara suresi 279. ayet. Şayet böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz ne zulme uğratılmış olursunuz. Ali İmran suresi 130. ayet. Ey iman edenler, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin ve Allah'tan sakının. Umulur ki kurtulursunuz. Nisa suresi 161. ayet. Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle öyle yaptık. Onlardan kafir olanlara pek acıklı bir azap hazırlamışızdır. Rum suresi 39. ayet. İnsanların mallarından artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü, rızasını isteyerek verdiğiniz zekat ise işte sevaplarını ve gelirlerini kat kat artıranlar onlardır. Evet dostlar, Yüce Allah Celle Celaluhu faizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Eminim başka bir şey söylemeye gerek yok. Faizin ne kadar günah olduğunu hepimiz biliyoruz. Erdoğan ne yaptı? Faiz lobisine ve faize savaş açtı. Şimdi Erdoğan Allah'ın savaş açtığı, Allah ve Resulünün savaş açtığı faize kendisi de savaş açtı. Anlatabildim mi? Buradan diyorum ya, Mehdi'ye zemin hazırlayan kişidir. Şu an bizler Erdoğan'ın yanında olursak emin olun sevaba girmiş olacağız. Neden sevaba girmiş olacağız? Çünkü Erdoğan faiz lobisiyle faizle savaşa girdi. Bizim bunu desteklememiz gerekiyor. İçimizdeki Müslümanım diyen herkesin, iman sahibiyim diyen herkesin mutlaka Erdoğan'ın yanında olması lazım. Hani kimse demesin ben açım, yokluk içindeyim. Şunu unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün boyunca yemek yemediği oluyordu. Yediği yemek de biliyorsunuz, bazen bir hurma, bazen yarım hurma, bazen sadece bir ekmek, bir sirke olabiliyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bu durumlarına rağmen asla şikayette bulunmuyorlardı. Asla açız, asla susuzuz demiyorlardı ve şükrediyorlardı. Şimdi Türkiye'de bu durumda olan var mı acaba? 3 gün boyunca kursağından lokma geçmeyen bir insan var mı? Eğer insan varsa, yani 3 gün boyunca tek lokma yemeyen, bu derece aç ve yokluk içinde birileri varsa bunlara biz fakir deriz. Ben hiç öyle birini daha Türkiye'de hiç görmedim, duymadım. Aksine her duyduğum, her gördüğüm işte açız, yok mandalina alamıyoruz, yok oğlumu okutamıyorum diyenlerin çoğunun evlerinin olduğu hep ortaya çıktı zaten. O yüzden Türkiye'de fakir yok çok şükür. Bak, fakir diyebilmek için Peygamber Efendimiz'den örnek verdim.
3 gün boyunca kursağından tek lokma geçmemiş. Karınları içlerine yapışmış mübarek karınları. Bu derece olan varsa ben fakir derim. Ama işte ekmeğini yiyor, çorbasını yiyor. Ya çorba yerine değil de kebap olsun. Kebap yerine değil de işte bir kilo et olsun. Yok bilmem lüks artsın böyle. Daha çok fazlalık isteyen insanlar kusura bakmasın. Bunun bir sınırı yok yukarıya doğru. Yani insanlar ne olacak? Şükredecek, şükretmesini bilecek. Haline şükredecek ki Allah arttırsın. Bu durumda da kimse yok. Yok işte hani bir üstteki zengine bakıp da benim durumum niye böyle? Benim durumum böyleyse bunu Erdoğan yaptı. İşte şimdi dolara geleceğim zaten. Bu zamları Erdoğan yaptı. Bilmem neleri Erdoğan yaptı. Her şeyi Erdoğan yapıyor da. Aynı o CHP'li bir kadın var, sunucu ismini hatırlamıyorum, kilolu biri. Depremi bile Erdoğan yaptı dedi. Daha önce meclisin önünde ağaç fırtınadan düştü, Erdoğan yaptı dedi. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet? Erdoğan'ı günah keçisi ilan etmişler. Her türlü deprem, yağmur, işte sıkıntı da Erdoğan'ı sorumlu tutuyorlar. O kadar rahatlar ki, o kadar bolluk içindeki insanlar. Bakın, bolluk nedir? Yine söylüyorum. Yiyeceği ekmeği varsa, suyu varsa, tenceresinde bir tas çorbası kaynıyorsa bu insan fakir değildir. Anlatabildim mi? Dereceler vardır. Çok zengin vardır. Normal zengin vardır. Normal alt tabaka vardır. Ama Allah ne buyuruyor? Ben ilmi isteyene zenginliği istediğime veririm diyor. Yani bir insan ben niye zengin değilim? Ben niye bolluk bereketlik içinde değilim diye hükümeti Erdoğan'ı sorumlu tutamaz. Allah zaten kendi buyuruyor. Ben zenginliği istediğime veririm. Allah zenginliği vermek isterse her türlü her yerden verir. Yani vermedi diye Allah'ın vermediği bir şeyi Erdoğan'ı sorumlu tutamayız. Bir kere bunu bir kenara atacaksınız. Evet, Erdoğan Allah ve Resulü'nün yasakladığı faize ve faiz lobisine savaş açtı. Rahmetli Erbakan şöyle diyordu. Siz sanıyor musunuz ki Türkiye'ye tankla, tüfekle, uçakla saldıracaklar? Buna hiçbir ülkenin cesareti yetmez. Onlar bu ülkeyi terörle bertaraf etmeye çalışıyorlar. Ancak bunu da başaramayacaklarını anladıklarında bir sonraki adımları ekonomik saldırılar olacaktır. Evet, buradan Erdoğan'a laf söyleyen Saadet Partisi'ni destekleyenlere de bir laf söylemek istiyorum. Eğer sizde zerre iman varsa, zerre haysiyet varsa, zerre Erbakan hocamıza saygınız varsa Erdoğan'ı hiç olmazsa bu konuda desteklersiniz. Faiz konusunda. Çünkü Erbakan her zaman faizin karşısındaydı. Ve bu sözü de aklınızda tutun. Erdoğan da şu an Erbakan gibi ne yaptı? Faize savaş açtı. Erbakan'ı o zaman hemen indirdiler. Havuz sistemini kurunca biliyorsunuz. Şimdi Erdoğan yaptı. Erdoğan içerideki FETÖ'cüleri de büyük ölçüde temizlediği için şimdi iç savaş ya da işte askeri darbe bu tarz şeylere girişemiyorlar. Çünkü bayağı bir yıprattı onları Erdoğan. Hani tamamen yıpranmasa da tamamen gitmeseler de çoğunlukla yıprattı. O yüzden bu sökmüyor. Şimdi ne yapıyorlar? Hashtagler paylaşıyorlar. Orada burada işte şurada buluşalım. Şurada bilmem ne edelim. Biliyorsunuz bizim satılık muhalefet karakter namına, ahlak namına, kişilik namına hiçbir şey olmayan muhalefet. Ne yapıyor? Erdoğan'a karşı hemen cephe aldılar. Hemen birleştiler. Ahmet Davutoğlu'su bilmem, Kılıçdaroğlu'su, osu, busu bilmem nesi. Bunlar da zerre karakter olsa der ki dolar neye karşı bu kadar yükseldi? TL'ye karşı. Sevineceğinize deyin ki Erdoğan'ın yanındayız. Bu Erdoğan'a yapılan bir saldırıdır. Ama zaten işlerine geliyor. Bunlar da bunu istiyor. Çünkü bunlar CIA ve Mossad'la beraber hareket eden bir muhalefet. Biden zaten söylemişti muhalefeti destekleyeceğiz diye. Görüyorsunuz ülkenin aleyhine bir şey olduğunda, işte ekonominin aleyhinde, Erdoğan aleyhinde bir şey olduğunda hemen sevinç çığlıkları atıyorlar. Hemen işte hükümet istifa, hemen erken seçime gidelim. Çünkü bunlarda zerre vatan sevgisi yok. Normalde adam olsalar ne derler? Biz hükümetin yanındayız, Erdoğan'ın yanındayız. Bu faize biz de karşı duruyoruz derler. Ama bunu şahsiyette muhalefet der. Öyle bir muhalefet de bizde olmadığı için işte ne yapıyorlar? Orada burada toplanıp nasıl Erdoğan'ı destekleriz, nasıl Amerika, İsrail'e hizmet ederiz, nasıl biraz daha onları yalarız, bunların derdindeler. Evet, içimizdeki muhalefetin, satılıkların ve batılı bütün devletlerin Türkiye üzerinde kararlılıkla birleştikleri tek nokta
Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmektir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan egemen güçlerin çıkarlarına değil, halkına hizmet eden, İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden, mazlumların haklarını savunan bir anlayışın temsilcisidir. Emperyalizme karşı bir anlayışın Türkiye'de iktidar olması, onların burada yenilgisinin göstergesidir. Bu nedenle 20 yıldan beri bu anlayışı devirmek için birçok yöntem denediler. Ancak her defasında başarısız oldular. Bu defa Erbakan Hoca'nın dediği gibi ekonomik savaş olarak bize saldırmaya başladılar ve savaş başladı. Erdoğan da bu savaşı başlattı. Tüm her şeyi göze alarak kendisini feda etti millet için. Din için, İslam için, Allah için, peygamber için. Çünkü faize savaş açtı, faiz lobisine. Evet, dolar kurunun bu kadar yükselmesi ekonomik savaşın bir neticesidir. Milletimiz bu gerçeği artık görmelidir. Türkiye'de aç yok. Türkiye'de fakir yok. Fakiri, açı az önce videonun başında anlattım. Bir lokma yiyeceği olmayan insan fakirdir. Böyle biri de yok. Bir kısım insanlar bu gerçeği dile getirenleri her şeyi işte dış güçlere bağlıyorsunuz, faiz lobisine bağlıyorsunuz diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar kim dostlar? Birçok videomda bahsettim. Etki ajanları. Bunlar ajandır. Evet, bunu diyenler sömürgecilerin içimizdeki uzantıları, satılmış trollerdir. Evet, emperyalistler bütün dünyada korkunç bir sömürü düzeni kurmuş. Faiz lobisi özellikle. Yaşadıkları konforu bunun üzerine bina etmişler. Bunu asla kaybetmek istemiyorlar. Ama hep yaşadıkları konforu kaybetme korkusunu zihinlerinde taşırlar. Şimdi bizim içimizde de mesela bolluk bereket içinde olan insanlar o bolluk bereketinin gitmesinden korkuyorlar. Yani daha çok hep üste doğru istiyorlar, üste doğru yükselmek istiyorlar. Hiç haline şükretme olmadığı için her gün 20 liralık paket sigara içebilen, hatta 2 tane sigara içe, 2 paket sigara içebilen, 5-6 bin liralık cep telefonu olan, istediği yerde orada burada yemek yiyen insanlar bile çıkıyor diyor. Biz açız, biz fakiriz, bunu Erdoğan yaptı. Allah size bunların hepsini tek tek soracaktır. Açım, açım, fakirim derseniz Allah zaten size öyle yapacaktır. Çünkü halinizde şükretmeyen bir açgözlüsünüz. Bu çağ sömürgecilerin korkularını, ezilenlerin de öfkelerini tecrübe ettiği bir çağdır. İnsanlık ailesinin büyük çoğunluğu küçük bir azınlığın kurduğu sömürü çarklarının dişleri arasında ezilmektedir. Kurulan bu sömürü düzenin çarkları hem insanı hem de doğayı mahvetti. Uzun bir zamandan beri dünya bu sömürgecilerin elinde mümkün olan en kötü durumu yaşamaktadır. Onların çelişkilerini ortaya koyan her yazarı, her sanatçıyı, her siyasetçiyi ya da her lideri yok ederler veya yok sayarlar veya onu yıpratıp bir komployla indirmek isterler. Evet dostlar, rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi sıcak savaşla, darbelerle, terörle yıkamadıkları ve esaret altına alamadıkları ülkemizi dıştan ve içten ekonomik olarak çökertmeye çalışmaktalar. Bu hali devletimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, dinimize düşman olmayan 7'den 70'i her insanımız görmekte ve bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da milletimizin bir ferdi ve başkanı olarak yolumdan asla dönmem deyip iç ve dış haçlılara karşı Cumhur İttifakı'yla mücadelesini sürdürmektedir. Erdoğan'ın yolu bellidir. Milletin yoludur. Din yoludur. Bağımsızlığın yoludur. İstiklalin yoludur. İstikbalin yoludur. Bunların tacı olan kelime-i tevhid sancağı emanetini taşıyan vatanımızın, devletimizin, bayrağımızın, dinimizin hür ve müstakil bir şekilde yaşamasıdır. Bu noktada karanlıkta ve pusta kalan hiçbir şey yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık eden iç ve dış figüranlara bakalım. Hiçbiri Erdoğan'ın şahsına yahut partilere düşman değildir. Düşmanlık edenlerin tek hedefi milletimizin emniyeti ve emaneti altında tuttuğu Cumhurbaşkanımızın da yolumdan dönmem, faize bulaşanla, faizi savunanla yol almam dediği inancımızdır. Evet, Haçlıların ezeli ve ebedi düşmanlığı zaten kelime-i tevhid düşmanlığıdır. Kim ki Haçlılarla hareket ediyorsa onlar da aynı mefhuma düşmanlık etmektedir. Tekrar edelim, Erdoğan yolumdan dönmem derken Haçlılara ve bu zihniyete arka çıkanlara milleti ve devleti teslim etmem demektir.
Dostlar, bir gerçek var ortada. Topraklarımızda 80 yılda milletimiz ilk defa böylesine güçlü iktidar olabilmiş, vatanına, bayrağına, toprağına, dinine, aşına, ekmeğine dış ve iç müdahaleler olmadan sahip çıkabilmiştir. Şu hakikati asla unutmamalı. Haçlı Batı'nın topraklarımıza, vatanımıza ve milletimize olan husumeti kıyamete dek sürecektir. Biz bu coğrafyaya sahip çıktıkça bağımsızlığımıza, istiklalimize karşı içerideki yetiştirmeleriyle mücadele edeceklerdir. Bu hakikati görmek zor değildir. Son 50 yıla dahi bakmasını bilenler, terör başta olmak üzere yaşadığımız ekonomik krizlere göz atsalar yeter. Evet, erken seçim isteyen zihniyet, büyük oyunun başka bir karanlık yüzüdür. Erken seçim demek, devleti ve milleti tökezletmek, fırsatçılara ve fesatçılara zemin hazırlayarak kargaşa ve kaos meydana getirmektir. O yüzden çok seviniyorlar, çok gülüyorlar. Zevkten dört keşeler, yani hükümet aleyhine, Türkiye aleyhine bir şey olduğunda bunlar sevinçten uçuyorlar. Erken seçim zaten bir çözüm de değil, aksine tam bir kör düğümdür. Sağduyu sahibi milletimiz uyanmıştır. Allah'a şükür ki uyandı. Yani %50'sinden fazlası çok şükür oyunun farkında. Ama diğer koyun kısmı hala aynı kafada. Tabii bir de ajan kısmı var. Bunlar zaten bu koyun kısmının uyumasını sağlayan kişiler. Geçmişte olduğu gibi ne Haçlı Batı'nın tuzağına ne de içeride oynanan oyunlara bu millet Allah'ın izniyle düşmeyecektir. Bizim en büyük suçumuz Müslüman bir toplum oluşumuzdur. Batılıların ve yamaklarının akıl erdiremedikleri ve bir türlü kabullenemedikleri soru şudur. Müslüman bir ülke 80 yıldır Batı'nın hegemonyasında yaşarken son 20 yılda nasıl olur da böylesine gelişir ve dünyanın sayılı ülkeleri arasına girer? Halbuki Haçlıların zihnindeki Müslüman bir toplum ve ülke, onlara muhtaç halde yaşayan milletler ve sözde devletlerdir. Haçlıların sömürdüğü ülkeler sözde ülkelerdir. Şimdi Erdoğan, Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda siz nasıl isterseniz öyle olsun derse dolar düşer. Veya petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek o zaman da aynı şekilde dolar düşecektir. Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz, artık gaz aramıyoruz veya Libya'dan çekiliyoruz veya Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz. Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak bir yazarın dediği gibi hemen ne olur dolar iner. Evet, Birleşmiş Milletler ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek birden herkes sevinir. Bakmışsınız dolar düşmüş, TL çıkmış, sahte refah hemen gelecek. Millet de diyecek ki çok güzel, çok güzel yaptın Erdoğan. Ne yaptın? Gittin Türkiye'yi Amerika'ya teslim ettin. Bu içimizdeki hani fakiriz, açız, dolar niye çıkıyor, dolar Erdoğan çıkardı diyenler bunu istiyor işte. Yani onlar diyor ki bana ne kardeşim, Türkiye kimin sömürgesinde olursa olsun ben cebime bakarım, ben yiyeceğime bakarım, ben zevki safama bakarım. Bana ne ülkeden, bana ne İslam'dan, bana ne dinden. Bunlar bu zihniyette zihinsiz varlıklar. Bunların umrunda değil ülkenin davası, İslam davası. Bunlar ne yerim, ne içerim, ne gezerim, nerede dolanırım onun peşinde. Ülke gitmiş, ülke İsrail'in sömürgesinde, Amerika'nın sömürgesinde, umrunda değil. Bakın size diyeyim. İsrail gelsin buraya adam başı bir 10 bin lira versin. Herkes satın alır o kesimden. O koyun kesim var ya. Hepsini satın alır. Hepsi emrine girer. Hepsi emrine giren. Hani bu açız diyen, açlıktan ölüyoruz. Bize Erdoğan aç bıraktı bilmem ne yaptı ne etti diyenler. İsrail adam başı 10 bin lira versin. İsrail'in köpekleri olurlar. İşte bu satılmış zihniyet. Bu satılmış koyun zihniyet. Bu her şeyi Erdoğan'dan bilen zihniyet. Allah'a şükür ki milletin %50'sinden fazlası çok şükür oyunun farkında. İnşallah daha çok anlatacağız, daha çok çabalayacağız ki bu karşı kesimde anlasın ama anlamazlar. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Bir insan da beyin olur. Durup dururken dolar bu kadar çıkıyor. Yahu ne yaptı Erdoğan? Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat rekorunu kırıyoruz, dolar yükseliyor. Beyniniz yok mu? İHA, SİHA, TİHA her türlü şeyleri yapıyoruz. Orada Ermenistan'ı, Rusya'yı darmadağın ediyoruz. E tabii ki dolar çıkar. Doğalgaz arıyoruz. Bakın bugün o daha önce buralarda petrol yok denilen yerlerde şu an petrol çıkarılıyor. E bunları yaparsak tabii ki dolar yükselecek. E dolar yükselince biz kötü bir şey yaptığımız için mi yükseldi? Hayır, iyi bir şeyler yaptığımız için yükseliyor. Doları da Türkiye yükseltmiyor.
Doları kim yükseltiyor? Faiz lobisi. 50 kez söyledik. Videolarda da bahsettik. Kabul etmeseniz de, dalga geçmeye çalışsanız da, İsviçre'deki o BIZ bankası var ya, bütün merkez bankaların bankası. Bu sahtekarlar, buradaki baronlar, bunlar doları istediği gibi çıkarıyor, indiriyor, çıkarıyor, indiriyor. Bunların ellerinde zaten. Şimdi bu muhalefet, Allah korusun, devletin başına gelse ne yapacak? Konuşmayı bilmiyor. Adam bir dediğini bir sonraki dediğinde yalanlıyor. Adamın hayatı fiyasko zaten, komedi yani. Onu izleyip de dinleyip de gülmeyen var mı? Veya diğerleri zaten çoğu ajan, FETÖ ajanı bilmem ne. Bunlara nasıl ülke teslim edilecek? Bunlar ne yapacak biliyor musun? Gelir gelmez hemen Amerika'nın kucağına Türkiye'yi verecek. İsrail'in kucağına Türkiye'yi verecek. İşte doları indirecekler. Ondan sonra TL'yi biraz değerli yapacaklar. Sonra ne olacak? Hemen bir böyle biraz refah, sahte refah görünecek. Gösterecekler millete. Tam çok şükür işte bu falan bilmem derken öyle bir geçirecekler ki Suriye'den bin beter olacağız. Bunu istiyorlar. Akıllı olun. Herkes akıllı olsun. Evet dostlar, bizim satılmışlığımız, yani son 20 yılın öncesindeki satılmışlığımız nereden başlıyor? İsmet İnönü var ya, 1946 yılında yaptığı ikili gizli anlaşmalarda Milli Eğitim başta olmak üzere Türkiye'nin her şeyini ABD'ye o zaman satmıştı zaten. CHP'lidir biliyorsunuz. Bunlar çok güzel satarlar ülkeyi. Şimdi 1946'da her şeyi sattılar ya, o yüzden okullarda öğrendiklerimizi biliyorsunuz. Şimdi buradan anlatmayayım, çoğunuz biliyorsunuz. Neler öğrendik? Saçma sapan şeyler, yalan tarihler, yalan yanlış bilgiler. Bunlarla büyüdük. Çünkü Amerika'ya satılmıştı. Bizim Yeşilçam'ımız biliyorsunuz Yahudilerin elindeydi. Hep dinle, İslam'la dalga geçildi, alay edildi. Bunlar hep bir projeydi. Şimdi o proje 20 yıldır sekteye uğradı ve bu projeyi devam ettirmek için yine kimi kullanmak istiyorlar? Tabii ki satılık CHP ve onun etrafında toplanan diğer satılıkları. Bunları kullanıp eski Türkiye'yi istiyorlar. Dostlar, videonun başında dediğim gibi Erdoğan kime savaş açtı? Faiz lobisine. Faiz nedir? Allah ve Resulü tarafından haram kılınmıştır. Peki bizler Erdoğan'ın yanında olursak cihat etmiş olmuyor muyuz? Oluyoruz. Peki Erdoğan'ı yalnız bırakırsak ve Erdoğan'ın karşısında olursak ne oluyoruz? Allah ve Resulü'nün yasakladığı bir şeyin karşısında olmuş oluyoruz. Evet dostlar, ya Erdoğan'la bu yolda Allah'ın yasakladığı faize karşı destek olur ve bu cihada hep beraber ortak oluruz. Ya da şeytana uyar, faiz lobisi ve dünyayı yöneten baronların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Seçim sizin. Unutmayın ama Erdoğan her şeyin farkında ve Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlıyor. Erdoğan'ı yalnız bırakan Allah katında da sorumlu olacaktır. Kimse bu ülkede de aç değildir. Aç olan ben hiç görmedim, duymadım ve buna yemin de ederim. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz